Merhaba çocuklar, hatırlayın bir önceki dersimizde aydınlanma teknolojisini, geçmişte günümüzde kullanılan aydınlanma teknolojisini öğrenmiştik. Şimdi ise bu konunun özetini ve etkinliklerini 5. fasikülümüzden takip edeceğiz. Yani Batı Akademi'nin olduğu 5. fasikülden biz bu konunun tekrarını yapmış olacağız ve etkinlikleriyle konunun anlam bakımından tam bir manasıyla anlamak yönüyle de pekiştirmesini sağlamış olacağız. Bakıyorum. Evet, eski insanlar önce ne yapıyordu? Güneşi, gündüzleri güneş kullanıyordu, geceleri ayı kullanıyordu. Sonra ateşi icat ettiler. Ateşle birlikte aydınlanmayı ve ısınma olarak da kullandılar. Yemeklerini pişirmede de kullandılar. Sonra kandili buldular. Hayvan yağlarından kandili buldular. Yağ lambası ve gaz lambası şeklinde de bu aydınlanma teknolojileri devam etti. Teknolojinin gelişmesiyle insanlar aydınlatma araçlarını istedikleri sürede kullanabildiler ve istedikleri yere taşıyabildiler. Elektrikle beraber insanlar ampulü, floresan lambayı, led lambayı kullanmaya başladı. Şimdi etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki aydınlanma araçlarından hangileri geçmişte kullanılmıştır? Evet, bakalım. Bu bir kandil diyoruz değil mi biz buna? İçinde ne var? Bir o dönemde kullanılan hayvan yağları vardı değil mi? Buraya bir tane yanıcı bir şey koymuşlar. Bu aynı zamanda yağ. Yanarken de yağ emiyor, bir mum tarzında bir kullanımı var. Evet, bu geçmişte kullanılmıştır. Ateş zaten kullanıldı. Dur bakayım, ateş zaten kullanıldı. Evet, aydınlanma araçlarının hangisi geçmişte kullanılmıştır diye sordu. Floresan lamba geçmişte yoktu, o yüzden işaretlemiyoruz. Meşale geçmişte vardı. Bakıyorsunuz, böyle bir ışık ampul bunlar değil mi? Bu olamaz. Yine ampul olamaz. Evet, gaz lambası var. Ve bu yine geçmişte kullanılan aydınlatma araçlarından bir tanesidir. Devam edelim. Konumuzla alakalı. Evet, sayfamızı büyütüyorum. Şöyle çekelim. Birazcık daha büyüteyim. Şöyle bir bakalım. Evet. Aydınlatma teknolojinin etkisiyle insanlar nerelerde kullanmışlar? Bakalım. Aydınlatma teknolojisinin gelişimlerinde toplum yaşam üzerinde olumlu etkileri de olmuş. Hastanelerde, köprülerde, otoyollarda, havaalanlarında, fabrikalarda uzatabiliriz. Maden ocaklarında değil mi? Mesela deniz fenerlerinde. Mesela uçak pistleri demiştik, hep buralarda aydınlatma araçları kullanılıyor. Gece gündüz hizmet vererek yaşam standartlarımızı aydınlatma teknolojisi olumlu olarak etkiledi. Şimdi bir sonraki etkinliğe bakalım. Aşağıdaki öğrencilerin aydınlatma teknolojisinin etkisiyle ilgili verdiği bilgilerden doğru olanları işaretleyin. Bakalım buradaki küçük kız ne demiş. Aydınlatma teknolojileri sayesinde daha çok uyuruz. Işık olmasa da uyursun zaten. Işık varsa da olur. Yani bu olmaz, mantıksız. Evet, baktığımız zaman işaretlenmediğini görürüz. Aydınlatma teknolojileri sayesinde araçlar geceleri rahat bir şekilde kullanıyor. Evet, buradaki bu arkadaş da bu şekilde söylüyor. Tabii ki bu dediği şey doğru olarak kabul edildi değil mi? Araçlar geceleri yol alırlar. Aydınlatma teknolojileri sayesinde gündüzleri evimizi daha hızlı temizleriz. Aydınlatma teknolojisi sayesinde gündüzleri aydınlatmaya ihtiyaç var mı? Yok. O zaman bu cümlede yanlış olarak kabul ediyoruz. Zaten gördüğünüz gibi işaretlenmemiş. Aydınlatma teknolojileri sayesinde denizlerin derinliklerine doğru inerek araştırmalar yapabiliriz. Hatırlayın. Bundan önceki ilk derslerimizde neydi? Dalmışlar okyanus tabanlarını işte inip şey yapabiliyorlar. Vurulmuş olduğu ışıklarla
Hatta şunu söyleyeyim, daha dünyada keşfedilmemiş bir sürü canlı türü var. Okyanus tabanlarında olsun, kutupların derinliklerinde, o okyanus altlarında, buzullarla denizin arasındaki o bölümlerde yaşayan bir sürü daha keşfedilmemiş canlılar var. Evet, denizlerin derinliklerine doğru yönelik araştırmalar yapabiliriz. Doğru. Aydınlatma teknolojileri sayesinde hastanelerden her zaman faydalanabiliriz. Evet, bunu da kabul ederim. Çünkü geceleri de ne olur? Allah vakit göstermesin. Bir acil durumda hava karanlıkken bile amalezaneler açık olabiliyor, değil mi? Bunu da doğru kabul ediyoruz. Şimdi gelelim. Burada bilim adamları var. Aydınlatma teknolojisine katkıda bulunan bilim adamları. Bunlara bakalım. Bunlar kimlermiş? Aydınlatma araçlarının gelişimi insanlığın yeni bir çağa atlamasına ön ayak olmuştur. Demiştik ya, insanlık için küçük bir adım, benim için küçük bir adım, insanlık için büyük bir adım. Hani hatırlayın, ilk ayak basan insan bunu söylüyordu. Armstrong, değil mi isimde? Evet, ben de şunu diyorum ki, aydınlatma yani ampulün bulunması, aydınlatma araçlarının bulunması da insanlık için büyük bir adım olmuştur diyorum, değil mi? Evet, İngiliz bilim adamı 1802 yılında platini ince çelikten geçirerek ışık elde edildiğini fark etmiş. 1802'de başlamış bakın. Elde edilen ışık parlak olmamasına rağmen önemli bir buluşmuş o döneme göre. Ta 1800'lü yıllar. Evet. Buraya bakıyoruz. 1840 yılında vakumlanmış tüp içinde bobin sarımlı platinlerden, platin tellerinden akım geçirerek aydınlatma teknolojilerine katkı sağlamış. Buradaki bilim insanı. 1840. Gelelim nereye? Ta 1879'lara değil mi? Evet. Joseph ne demiş? Ne yapmış? 1840 yılında karbonize edilmiş kağıt filamanını kullanarak ilk işlevsel ampulü geliştirmiş. Ve son olarak Thomas Edison'a bakalım. Ampulün icadı lamba ve elektriğin gelişiminde en önemli katkıyı sağlamış kişi ilk ampulü icat eden olmasına rağmen ampulü geliştirerek işlevselliğini arttırdı. Uzun süreli yanarak günümüzün ampullerine örnek olmuştur. Uzun süre dedi de yaptığı ilk ampul 40 saat anca dayanıyormuş. Evet. Şimdi bu üçüncü etkinliği sizler kendiniz tamamlayın. Ne diyor? Aşağıdaki alanda gelecekte kullanabilecek bir aydınlatma aracı tasarlayalım. Düşünsenize gelecekte nasıl bir aydınlatma aracı daha olabilir? Evet. Belki elektrikle çalışmayan bir aydınlatma aracı olabilir mesela. Elektrik ihtiyacı hissetmeden. Mesela iki farklı gaz giriyor, kimyasal tepkimeye giriyor karıştığı zaman etrafına ışık saçıyor. Böyle bir teknoloji ürünü olabilir, değil mi? Evet. Ya da tamamen çevreci aydınlatmalar var. Güneş enerjilerinin panellerinden elektrik toplayıp bunları LED ampulleri aktarma. Bu şekilde gelecekte kullanabilecek aydınlatma araçları var. Evet, yine ben aklıma gelmişken şöyle mesela havaya bir şey atıyorlar değil mi? Silah gibi şeyler. Bir çıkıyor, o yarı yarı düşerken her taraf aydınlanıyor. Bu da bir aydınlatma aracı olarak sayılabilir değil mi? Gelecekte kullanılabilecek bir aydınlatma aracı tasarlayalım. Kafanızı yorun. Nasıl bir şey olabilir? Ampulden başlamış, floresan lambadan, halojen lambadan, led lambadan şu an günümüzde kullanılan bu aydınlatma araçları var. Gelecekte nasıl bir şey olabilir? Ama şu tahminim doğrudur herhalde. Elektrik kullanılmadan bir aydınlatma araçları da tasarlanabilir bence. Evet, bakın burada ne yazıyor? Öğrenci yorumu. Sizler 5. fasikülün 3. sayfasındaki bu alana herkes kendi yorumunu
yapabilir. Çocuklar bir sonraki derste uygun aydınlatma konuları var. Evet, onu da bir haftaki sonraki nasip olursa yüz yüze eğitimle, nasip olmazsa yine bu şekilde online internet üzerinde eğitimimizde bu konuyu işleyeceğiz. Hepinizi çok seviyorum, hepinizi çok özledim. Tekrar görüşmek üzere.